Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda Galaxy S23'ün en büyük rakibi ve Android dünyasının da en iyi telefonlarından olan Xiaomi 13'ü detaylıca inceleyeceğiz ve bu fiyatlara almaya değer mi? Gerçekten mantıklı mı? Bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek, bu videoların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizce sonrasında Xiaomi 13'ü hangi telefonlarla kıyaslayalım? Onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi hiç vakit kaybetmeden tasarımla başlayalım. Tasarım yönünde Xiaomi 13 çok ciddi anlamda son zamanlardaki en iyi telefonlardan diyebilirim. Burada arka kapağın cam olması ve köşeli çerçeveler elinize aldığınızda tam olarak oturmasını sağlıyor. Hiçbir şekilde yormadığını da belirteyim. Tek elle kullanıma da oldukça uygun bir cihaz. 8.1 mm kalınlık ve 189 gram ağırlığıyla da hem görünüş hem de ergonomi açısından bence ideal seviyelerde. Özellikle beyaz rengi de çok şık bir tasarıma sahip. Ekran kısmında muazzam bir ekranla birlikteyiz. OLED 6.36 inç Full HD+. Plus ve 120 Hz yenileme hızı bunun dışında HDR10 Plus Dolby Vision destekleri de ekranımızda var. Günlük kullanımda video dizi film izlerken Oyun oynarken bu ekran mükemmel bir deneyim sağlıyor. Parlaklık oranı olarak da çok yüksek seviyelerde diyebilirim. Hem dışarıda hem kapalı ortamlarda en ufak bir görme problemi yaşamıyoruz. Tepkisellik yönünde de ekranın çok başarılı, akıcı şekilde çalıştığını da belirtmem gerekiyor. Kenar çerçeveleri de çok ince olduğundan tam ekran deneyimini de Xiaomi 13 net bir şekilde hissettiriyor. Yonga seti kısmında da şu anda piyasanın en iyi ikinci işlemcisini yani Android dünyasının en iyisi olan Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometrelik bu işlemcimiz 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. UFS 4.0 gibi en yüksek teknolojinin kullanılması da okuma yazma hızlarını muazzam bir seviyeye çıkartmış durumda. Açıkçası performans olarak çok da söylenebilecek bir söz yok. İstediğiniz oyunda en yüksek ayarlarda 60 FPS sabit bir deneyim alabiliyoruz. Genshin Impact şu anda Android tarafında en yüksek sistem gerektiren oyun diyebilirim ve burada yüksek ayarlarda Herhangi bir FPS düşüşü, donma, takılma olmadan oynatabiliyor. Tek elle kolay kullanabilen, ısınmayan en iyi telefonlardan biri. Eğer oyun odaklı kullanacaksanız Genshin Impact gibi oyunlarda da Xiaomi 13 sizi fazlasıyla memnun edecektir. PUBG Mobile'de de klasik standart ayarları destekliyor. 90 FPS yüksek ayarlarda da yine 60 FPS oynayabiliyoruz. Diğer tüm oyunlar için de çok güzel bir deneyim alabildiğimizi belirteyim. Oyun tarafında Xiaomi 13 ciddi anlamda kusursuz bir telefon olmuş. Kameralara baktığımızda ana kameramız 50 megapiksel OIS destekli, ikinci kamera 12 megapiksel f2.2 diyaframlı ultra geniş ve 10 megapiksel telefoto kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi yönünde kontrast oranları, renk doygunluğu ve olabildiğince gerçeğe yakın sonuçlar verebilmesiyle Xiaomi 13 gerçekten harika işler ortaya koyuyor. Burada ana kamerada ultra genişte, telefoto lenste tam olarak dengeli şekilde çalışıyor. Yani Xiaomi yardımcı kameralardan hiçbir şekilde kısmamış. 4K 60 FPS OIS desteğiyle gayet iyi videolar çekebiliyoruz. 8K desteği de var fakat 4K'da daha iyi videolar çektiğimizi belirteyim. Ön tarafta 32 megapiksel F2.0 diyaframlı bir ön kameramız var. Burada yalnızca full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Bataryadan da bahsedersek 4500 mAh batarya ve 67 W kablolu 50 W kablosuz hızlı şarjı görürken Xiaomi 13'ü ortalama 40 dakikada sıfırdan yüze şarj edebiliyoruz. Batarya performansı da her kullanım için yeterli. Ortalamada 7-8 saat ekran süreleri verebiliyor. Wi-Fi 6'ya Bluetooth 5.3 desteklerini görebilirken Xiaomi 13 NFC ve 5G'yi de tabii ki destekliyor. Hoparlör kısmında da stereo Dolby Atmos destekli çok kaliteli hoparlörler cihazımıza konumlandırılmış. Ses yüksekliği de ses kalitesi de oldukça başarılı. Bas ve tiz seslerin ayrımı da net şekilde hissediliyor ve ekran altı parmak izi okuyucusunun da kayıpsız şekilde çalıştığını belirteyim. Son olarak da suya ve toza karşı IP68 ile 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanıyor. Xiaomi 13'ün genel deneyimi tam olarak bir amiral gemisi seviyesinde diyebilirim. Burada kamera olsun, ekran olsun, batarya, performans, hoparlör kalitesi her yönüyle baktığımız zaman gerçekten bir amiral gemisi cihaz olduğunu bize çok net bir şekilde hissettiriyor. Bu konuda herhangi bir problem yok. Xiaomi 13 özellikle kamera performansı ve ekran kalitesi gibi noktalarda Xiaomi 12T ve diğer tüm Xiaomi telefonlardan baya baya önde. Leica ile yapılan işbirliği muazzam olmuş. Batarya yönünde söylemem gereken çok önemli bir detay var. O da en büyük rakibi olan Android'in de en iyisi olan S23'ten bile daha iyi bir performans alabiliyoruz. Burada sadece batarya kapasitesi olarak değil, batarya optimizasyonu, verimli kullanım açısından MIUI 14 gerçekten başarılı olmuş. Bu sayede bir günü çok yoğun bir şekilde kullansanız da telefonu elinizden düşürmeseniz bile Xiaomi 13 kesinlikle çıkartıyor 67 watt hızlı şarjın olması da en önemli avantajlardan ve bu boyutlarda bir telefon olup da bu kadar iyi bir batarya deneyimi veren başka bir telefonda yok kameralarda özellikle fotoğraf konusunda çok çok beğendiğimi belirteyim o iste gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor videolarda da gayet başarılı fakat ben burada fotoğraf kalitesini video kalitesine oranla bir adım daha önde gördüğümü söyleyebilirim. Halen video tarafında S23'e oranla belli başlı eksiklikler var. Aynı şekilde iPhone 14'ten de daha iyi bir video performansı sunmuyor ancak fotoğraf tarafında diğer iki cihazdan da kesinlikle geride kalmıyor. Yazılım arayüz akıcılığı genel deneyimden bahsedersek MIUI 14 Snapdragon 8 Gen 2 ile tam olarak optimize bir şekilde yapılmış. Bu sayede arayüzde, uygulamalarda en ufak bir problem yaşamıyoruz. Oyunlardaki deneyim de muazzam. 90 FPS, 120 FPS oyunun desteklediği en yüksek ayarlarda herhangi bir FPS drop'u olmadan müthiş bir oyun deneyimi sağlıyor. Burada ekran kalitesi gerçekten çok iyi diyebilirim. Bu sayede oyun deneyimi de bir kademe daha üste çıkıyor. Isınma konusunda Snapdragon 8 Gen 2 kesinlikle verimli. Ama baktığımız zaman uzun süreli kullanımlarda ısınmaya da çok müsait bir işlemci diyebilirim. Bu noktada kasanın termal açıdan başarılı olması da bu ısınmayı minimum düzeylere indirerek performans kaybının kesin bir şekilde önüne geçiyor diyebilirim. Telefonu kullanırken telefonda ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde en ufak bir performans kaybı yaşamıyoruz. Xiaomi 13 oyun telefonu olarak da kamera odaklı da günlük kullanım için de her türlü kullanım için tercih edilebilir. Baktığımız zaman her yönüyle bütün kullanıcılara hitap eden bir cihaz diyebilirim. Çünkü tam olarak dolu dolu bir pakete sahip. Fakat halen bir konuda çok önemli bir eksisi var. O da bildiğiniz gibi güncelleme desteği. Yurt dışında neredeyse 1000 Euro'luk bir fiyata sahipken ülkemizde de 28.000 TL'ye yalnızca 3 büyük Android güncellemesi en fazla da 4 tane MIUI güncellemesi alacak. Ama bunlara ek olarak 3 Android güncellemesinin üstüne 2 yılda güvenlik güncellemelerini alacağını belirteyim. Yani 3 yıllık güncelleme desteği bittikten sonra da 2 yıl boyunca güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Burada 5 yıllık bir güncelleme desteği var gibi gözükebilir. Fakat sonuç olarak 3 Android sürümü alacak ve burada yazılım tarafında Android'in en iyisi olabilme şansını kesinlikle kaybediyor. Galaxy S23 halen yazılım konusunda arayüz deneyimi olsun. Galaxy S23 Xiaomi 13'ten çok daha önde diyebilirim. Zaten iOS Apple tarafını hiçbir şekilde katmıyorum. Orada 6 yıl 7 yıla varan güncelleme desteklerini rahatlıkla görebiliyoruz. Yine de baktığımız zaman Snapdragon 8 Gen 2 Yonga seti ve kamera, batarya, ekran tarafında sunduklarıyla en az 4-5 sene boyunca sorunsuzca götürebilecek bir amiral gemisi diyebilirim. Eğer Android olsun ve kompakt bir Xiaomi telefon istiyorsanız Xiaomi 13 kesinlikle tercih edilebilir. Peki sizce Xiaomi 13 alınır mı? Xiaomi 13 mü? Galaxy S23 mü? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ayrıca karşılaştırması gelsin diyorsanız da videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.